Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum burada olmaktan, böyle sevilmekten, aranmaktan. En başından başlamamı istiyor herhalde. Küçükken biz üç kardeş resim yapardık. Babam çok teşvik ederdi. Üçümüzü yarıştırır, hangimiz daha iyi yapıyor diye. Hatta dairesine götürür. Oradaki bir resimden anlayan arkadaşı bize bir mesela şeyden bu kağıt oymalardan şeylerden küçük boyalı mesela bir fıstık kabuğunun yüzünü boyamış bize yollardı. Çok sevinirdik. Ve nereye çizsek o zaman kağıt şey yoktu peçete. Bırakın çocuklar çizsin derdi. İşte masal anlatırdı. Boyalı kalemler getirirdi. Kitap okurdu okuma okumadığımız zamanlar. Oyuncak çok şeyse git genişlesin. Hayali genişlesin çocuğun diye çok oyuncak işte taşırdı. Bu, ama kardeşlerden ben resimde karar kıldım. Ablam keman çalarmış ama o küçükken babama gücenip bırakmış. Çok melankoli geliyor bu kıza diye gece çalıyor diye bir azarlamış. Ondan sonra bir daha çalmamış. O çok kırılgan. Ben kırılgan değilim ama bana bir şey verilmedi hiç. Akşam en son derslerimde hem hepsini tamamlar, resmi bırakırdım. Babam çok memnun olurdu. Benim Leonardo kızım çalışıyor derdi. İşte Mimar Sinan'a küçük küçük şeyler yapmaya başladım. Plaster o zaman nereden bulmuş bilmiyorum. Plasterin getirmişti. Yumuşak bir balerin yapmıştım. İşte şeyler sonra resim yapardım. Ressam olacağım sanırdım. Çünkü heykeltıraş olamam gibi bir şey gelirdi bana. Kadın heykeltıraş olmaz, taş yontacak. Şeylere sinema liseye gittikten sonra da ortaokul lisede sinemaya gittiğim zaman, konsere gittiğim zaman bir sahnelerden etkilenip kilden küçük objeler yapardım. Bir sahnesi mesela baleden bir kadans yapan küçücük şeyler vardı. Onları yapardım. Normal fırına, ev fırında koyardım. Kimi patlar, çatlar ağlarım, kimini boyardım. 9. sınıfta işte sergi, okullar arası bir sergi açıldı. Benim çok şey ilgi çektiydi. Neydi? Araba sevdası diye iki atlı bir araba. Onu bir annemden mi eski kitaptan mı okumuşum? Eskiden o şeyde otururlarmış hanımlar dadılarınla mendil atıp gözlerini kestirdiği erkekler yahut flörtlerini mendil atıp onlara bir not bırakırlarmış. Öyle bir şey yapmıştım. Sonra o gazetelerde çıkınca ay ne kadar kolaymış. Bir de annem küçük figürleri arkadaşlarına hediye eder. Yani bir tane daha yap, bir tane daha yap derdi. Ben o ilk yaptığımdan ikinci yaptığımı, üçüncü yaptığımı anlardım. Ruhu olmazdı. Ama yani annem işte severek verirdi. Onlar da teşekkür ederdi. O zaman anladım ki ben para için çalışmamam gerekir. Ya çünkü o şey ruh kayboluyor. Belki başkaları fark ediyor, etmiyor ama küçücük bir figürde şemsiye tutan bir kadında bile ben görürdüm onu. Sonra işte akademiye girdim, heykele ya bir gazetede okudum. Şeymiş bir akademi o zamanki yani bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'nde okuyan bir kız öğrenci Güzel Sanatların tiyatrosunda oynamış ve kadındı. O zaman karar verdim demek ki heykeltıraş oluyor dedim ve doğrudan heykele yazıldım. Sekreter hanım siz ikinci dedi doğrudan heykele yazılansınız dedi. Herkes dedi yani heykele öbürlerin notları yüksek. Heykele işte resme girmek istiyorlar, mimarlığa girmek istiyorlar. Giremiyorlar. Oraya geliyorlar ve bu sıralarda da ben babamı kaybetmiştim epey oluyor.
akademiye girmeme de aile yani para kazanacak bir şey olması gerekir dediydi anneme. Annem hayır dedi. Nereye isterse oraya girsin dediydi. İşte ilk girdiğimi hala hatırlıyorum. Bir heykel atölyesine girdim. Şeyi almadılardı çizimlerden, bir desen çiziyorduk. Sonra da bir interview vardı. Beni oraya almadı. Zühtü Bey sen zaten girdin dediydi. Sonra atölyeye ben açıldığı gün girdim. Böyle bir huşu içinde, onu hiç unutmam. Bir hanım oturuyordu, kimonosunu giymiş. Beni görünce soyundu, poz verdi bana. Nasıl bir huşu içinde böyle. O sırada Zühtü Bey geldi. Sen bu atölyede değilsin de. O zaman çok kızdımdı. Oysa şeymiş, beni Hadi Baran'ın atölyesine almak istemişler. İşte gayet kolay gidiyordu, beğeniliyordum, planları görüyordum, çok heyecanlanarak, severek yapıyordum. Çok kolay, yani iyi diyorlar. Ben yani bunu, ben kendimi mi aldatıyorum, şeyimi? Çalışmak istesem, para kazanmak istesem ne yaparım diye şeye gittim, Amerikan daktilo kursuna. İşte bir ay geçti, iki ay geçti. Bir gün hanım bana dedi ki, kızım senin buna hiç istidadın yok. Herkes yazıyor. Yazık parana, çık buradan dediydi. O zamanlardan yani karar vermiştim ki ben sevdiğim işi yapacağım, istediğim yolumu takip edeceğim. Böylece işte akademi bitti. Son yıllarda bir figürde Hadi Bara şey, torsu gösterip farkında mısın soyuta geçeceğim, bilerek mi, bilinçle mi yaptın dedi. Hayır dedim de. Sonra son konkurda bir soyut heykel yaptım da. Sonra bu Fulbright'la şeye gittim, Amerika'ya gittim. Oradaki çalışmalarım, oraya gittiğimde de Amerikan Üniversite diye Washington'da bir üniversiteydi bursum. Orada da bir şey vardı, Brabanski diye bir Alman. Kızım sen ne şanslısın, işte Türkiye'den geliyorsun, bu şımarık Amerikalılarla al şu şeyini, master'ını git diyor. Oysa ben soyuta geçiyorum. Değişim gösteriyor. Yaptıklarımı alçıdan yapıyorum, yıkıyorum. İşte Nietzsche şöyle yapmış, Goethe böyle yapmış. Çok şeysin, perceptive, intuitive, creative ama bu seni bak derdi, yıka yıka yok eder. Ama onun o verdiği şeylerden çok faydalandım. Gidip kitap da atıyordum tabii. Onları alıyorum, başkaları onları takip ediyor. Ama benim derdim bir kağıt almak değildi, yani gelişimimi takip etmek. Ve kendim oldu diyene kadar o bir alçı dök, o sanatına orada devam edersin, çık git bu şımarık Amerikalılardan diyordu. Çünkü mesela bir büst yapmış bir Amerikalı hanım, arabama büstümü taşır mısın deyince ağır gelmiş hanım. Amerikalılar için çok normal ama o Alman asıllı olduğu için çok kızıyordu. Böylelikle şey demedim, tabii master alamadım orada, bir sene gitti. Master aldıktan sonra çalışma hakkımız vardı. Ben büroya müracaat ettim, dedim ki ben çalışmak istiyorum ama sen şey master almadın ama biz sanatçıları daima ayrıcalıklı kılarız. Yani onlar çalış deyince daima hemen çalışmazlar dediler. Bir iş bul ama biz onaylayalım. Ben de bir grafik stüdyoda iş buldum. Onun şeysi 2,5-3 yaşında bir çocuğu vardı. Madem heykeltıraşsın bunu, büstünü yap dedi. Büst bitti. Dökümcü arıyoruz. Gazetede birine gittik, Halegua diye. Heykeltıraş çıktı. Sen dedi yanlış okula gitmişsin, Amerikan Üniversitesi dedi, şey için dedi, siyans bilimleri için, sayans politik için dedim. Oradaki insanlar dedi sadece sanattan da farkına varmak için giriyorlar dedi. Sen Maryland Institute'u benim okuluma başvur dedi. Ben hemen gittim, işte burs kapandı dediler.
Geç kaldım, bursumuz kapandı ama yaz kursuna girersen, ben dedim ki ben bu kadar iyiyim, şöyle çok artık eminim kendimden. Şöyle iyiyim, böyle iyiyim. Öyleyse kendini ispat et dediler. İşte oraya bir iş yaptım. Sonra burs aldım. Oranınki 2 yıldı. Orada master'ımı aldım. Türkiye'ye geldim. 70'te de ilk sergimi açtım burada. Çok pardon. Master alıp gelmedin. Önce bir kurum vardı. Kurulda işte şey dediler. Bir de şeyim yani dik çıkmak da Amerika'da yani şey olmuyordu, burada olsa garez olur. Mesela son şeyde ben ayrı bir yerde çalışıyordum. Bütün master öğrencileri bir yerdeymiş. Sen de oraya, benim atölyem ayrıymış. Dekan bana bir not yolladı. Ben de dedim ki bir not yazdım kağıt. Eğer şey bütün o alçı heykeller oraya kadar şey edilemez dedim. Taşınırsa dedim belki de kırılacak. Eğer o jüri o kadar yolu yürüyüp gelmeyeceklerse hiç gelmesinler dedim. Bu sefer bir şey geldi bana, mektup geldi, kabul edildi fakat yerin işte sergi gibi olsun, aynı bir sergi hazırlanıyor gibi temiz attıkları boyalı. İşte şeyler geldi, jüri, arkadaşlar çalıştılar gece, işte o sehpaları boyadılar falan, temizlediler. Ben bütün gece uyumadık hepimiz. Sabahleyin geldi şey jüri, işte şey geçtin diyorlar. Ve bir tane Grace Hartigan, burada kalmak ister misin dedi. Yok dedim, gitmem gerekir dedim. Hayır, Bursa geldim dedim, gitmem gerekiyor. Biz onu hallederiz, kalmak istiyorsan dedi. Yok, Türkiye'de faydalı olmak istiyorum, ona diyeceğim yok dedi. İşte geçtin diyorlar, bir reaksiyon, Türkçe mi, yani İngilizce biliyor musun diyorlar. Çünkü artık uykum gelmişti. Sonra aynı şeyi, şey, diplomayı verirken dekan da söyledi. Kalmak istiyor musun? Yok dedim, gitmem gerekiyor. Ben bursluyum. Gitmem. Onu biz hallederiz. Yok, gitmek istiyorum dedim. İşte 70'te, 67'de geldim. 70'te de ilk sergimi açtım burada. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, tabii. Girdiğinizde soyutla mı girdiniz? Yani soyut. Şimdi ne yapayım? Siz sorun isterseniz, niye soracağınız, ne anlatayım? Buradaki çalışmalar 70'te, 2 yılda bir, işte o zaman Taksim Sanat Galerisi vardı. Müracaat ediyorduk. İlk müracaatımda çok geciktirdiler. Yani herhalde gösterdiğim resimleri gözleri tutmadı jürinin. Oyaladılar. En sonunda bir gün aldık. İşte gün aldıktan sonra sergi açıldığı zaman hemen müracaat edip 2 yıl sonraya bir gün alıyorduk. Jüriden geçiyordu. İlk sergiyi açtım, işte şey olmadı hiç. Yani şaşırdılar. Çayıra çimene koysak bunu fark eder mi, bir işe yarar mı? Çok şaşırdılar. İkinci miydi? Celal Sılay diye bir şey geldi. O zaman tanıdım, şair. O çok şey dedi, ben dedi gazetelerde bomba gibi patlayacak sanıyordum dedi. Hiçbir ses çıkmadı dedi. İkinci sergimi açtım. Şey dedi, aferin namuslu füsun dedi. Gene bildiğini okumuşum. Ben sandım ki dedi hani biraz değişeceksin halka göre. İşte şeylerden bile gelenler, yani dışarıdan geliyorlar ben duyayım diye. Biz Amerika'dan yeni geldik, hiç böyle bir şey görmedik diye, yani küçümsüyorlardı. Orada bir şey görse beğenecek. Böyle devam etti işte şeyler. Fakat şeyler anlıyordu yani bu.
Hiç beyni yıkanmamış. Yani gidip de bir şeyler görmemiş. Halktan insanlar, mesela bir gün Kadıköy'de birisi, bir şey alıyordum, Füsun Onur deyince bir şeyde, resimle şeyle ilgili bir şeydi. Aa, ben sizin dedi işlerinizi tanıyorum dedi. Çok sevdim dedi. Şöyle şöyle bir eseri. Sonra bir gün bir sergimde gene Taksim'de bir hanım içeri girdi. Herhalde dinlenmeye geldi dedim. Hava soğuk dedim. Geldi bana, ben dedi Füsun Onur ismini görünce dedi, geçen seferki dedi çok düşündürdü, çok hoşuma gittiydi günlerce dedi. Gene isminizi görünce geldim dediydi. Sonra işte ilk sergim şeydi, doluluk. Yani heykelin kendi ögelerinden oynadım bu yola gelene kadar. İşte boşluk, doluluk, dolu heykellerdi. İkincisi espası işaret eden boştu. Sonra heykelin ışığı, gölgesi, zamanı derken müziği çok seviyorum ama müzik kabiliyetim yok. Sessiz müzik. O da şeyden de çıktı. Mesela heykele bakınca yahut resme bakınca izleyiciyi tutamıyorsun. İsterse bir saat duruyor, isterse 5 dakikada yürüyor, gidiyor. Ben onları modüllere böldüm ki hiç olmazsa bir saniye, bir dakika önünde dursun diye bitimine kadar. Ondan sonra da müziğe geçtim. Günlük objelerle işte onun tonalitesini, sesini belirtecek gibi o objeleri eski fonksiyonlarından çıkartıp prelüt. Zaten ilk şeyde de bir Taksim'deki işimde de bu kitaplar çıkarken gördüm. Çiçekli Kontrpuan diye bir müzikal bir isim koymuşum. O ritmi, zaten yani bütün klasik resimlerde de o ritim var. Beni eserleriniz, yani sanatınızı icra ederken en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi de sizin sadece üretme süreciyle ilgili olduğunuz. Ondan sonrası sizi yok, hiç ilgilendirmiyor neredeyse. O tabii çok nadir görülen bir durum. Çünkü genellikle o sanatçının kendini de yüceltmekle ilgili bir tavrı oluyor ve eserleri görmek, göstermek, daha çok paylaşmak. Sizin öyle bir gördüğüm kadarıyla sadece onu üretmek, içimizden çıkarmak, onu yaratmakla ilgili, o süreçle ilgili bir şeyimiz var. Ondan sonrası denize gidiyor, çöpe gidiyor. Onu biraz anlatır mısın? Ya, yaptıkta yani o yaparken ki o heyecan, bittikten sonra tükeniyor. Artık yani mesela sergilerde kardeşim İlhan, işte şöyle mi kuracağız, böyle mi kuracağız, o çiçekli kontrpuan tepesi mavi naylonla kapanıyor yanları, işte Füsun baksana, ilgilensene. Ay, ben nasıl olsa onu gözümde görmüşüm, yaşatmışım. Benim için artık hiç önemli değil. O kendini paralar, o düzenler orayı. Sonra da eve geldikten sonra da bakmam ve yenilerine yol açmak için hepsi birleşiyor, yani kalabalık yapıyor. Ben onların temizliğini, tozunu mu alacağım? Yenileri gelecek, yer açmam lazım. Bir zaman denize atıyordum. Hatta şey olmuştu, Yalçın Pekşen'le bir gazetede röportaj, onu duymuş. Çağırdıydı beni o zamanlar. Sonra işte çöpe atmaya başladım denizi kirletmeyeyim diye. O da neden? Çünkü denize atmak yasak diye. Onları da mesela İlhan bir hastalanır, aşağı inemez. Ben hemen inerim temizlemek istediklerimi, çünkü o izin vermez. Fotoğrafını hemen çeker. O fotoğrafını, çünkü çok masraflı oluyordu bunlar.
şeyler. Bir de fotoğrafçı getirecek, fotoğraf çekecek. Ay bir daha artık masraf bırak diyordum. Yeter bu şey ettiğimiz. Ne yapacağım bunların fotoğrafını? Hayır, ısrarla çekiyordu o. Fotoğrafçı da geliyor, o da hiç şey etmiyor yani, anlamıyor. Bari siz yanında durun da çekeyim diyor. Sonra işte İlhan bir fotoğraf makinesi aldı. İsrarla albüm yaptı. İşte o da bu şeydeki albüm. Evet, evet. O ilk yaptığım işleri de ben akademiye girince atmaya kalktım. Attım yani, böyle bir kutuya doldurdum. Kimini kırdım, o birkaçını kurtarmış. Neden sonra bana gösterdiydi. Mükemmel bir birliktelik ama yani. Evet, evet. O ilk yaptığım sergide bir germe heykel vardı. 2 metre falan, ikili böyle bir yerden birleşiyor, tuval. İçine şey biz yaptık yani, İlhan'ın elinden şey geliyor, çekiç falan. O şeyse iskeletini yapıp şey tuvali gerdik de üstüne. Evet, evde. Sonraki ahşaplar için orada bir şey vardı. Marangoz vardı yakın. Ahşaplar için, sonra yaptığım ahşaplar için. İşte ona gidiyorduk, işte çiziyordum, yapıyordu, başında oturup yaptırıyorduk, nazlanıyordu, şey diyordu. Bir televizyon geldiydi, benim de adımı vereceksin dedi. Ben yapıyorum dedi, sen dedi ün kazanıyorsun, bak televizyon geldi. Onun atölyesine de götürdük de. İlhan onu anlattıydı, ama sen yapıyorsun çok iyi yani, şeyin sanatkarlığını gösteriyorsun, ama o da buluyor diyordu. Ha dediydi. Evet, ama şey şu an üstüne yani zaten bu kitapta aslında o İlhan Hanım'ın toparladığı bütün arşivler sayesinde gerçekleşebilir. Çünkü evde 4 tane büyük, çok büyük böyle albüm var ve ilk ürettiği işlerden itibaren sergi davetiyeleri, posterler, hepsi mükemmel bir şekilde fotoğrafçıya fotoğrafları çektirmek üzere toparlanmış ve albüm tarih, yani mükemmel bir arşiv. Evet, onu bugün bile yani ben akıl etmezdim. Ahmet'e soralım, senin öyle bir arşivin var mı? Yok, o nereden böyle söyleyebilirim? Bir kardeş lazım, herhalde bir kardeş. Yani evet, hiç bir sanatçının, yani birçok sanatçının öyle bir arşivi yoktur diye düşünüyorum. Ki şu anda hani çok da... Yok. Sergiler de, evet, sergiler de, evet, hiç yani sergilere de ilgi yok. Zaten sergiye de ilgi yok. O niye onları tutuyor bilmiyorum. Peki bir de birazcık dokümentadaki işinizin gelişme sürecini anlatır mısınız? Çünkü saha gelirini çok ilgilendiriyor. Onu işte biliyorsunuz, geldiler, seçildik. Merve ile beraber gittik. Merve tabii çok bana yardımcı oldu yollarda, şeylerde. Bir de uçakta çok kaldık işte. Rotarla gittik, treni şey ettik, eksik olmasın Merve, her şeyi halletti, gittik. Yerimizi görmeye gittik. Çok pardon, ondan önce bir vize ve pasaport hikayemiz var ama onu çok kısaca gittik. Ha, aman o da çok şeydi. İlk önce işte pasaport almaya gittim. Bu kadar pasaportum, yani almışım şey vize için. Vize için başvurdum değil mi? Niçin vurduktu polisi? Pasaport çıkarttım. Yani nüfus cüzdanından gittim. Yok dediler, alamazsın bunu. Ben yalnız ilk önce Kadıköy tarafında gitmiştim. Üsküdar tarafında olmaz dediler.
İsim değişikliği var dediler. İşte sonra şeyle gittik. Belki Merve'nin tanıdığı, Saha'nın tanıdığı daha iyi bir yol bulur diye. Aynı şeyi onlar da söyledi. Çünkü ismim Füsun değil, Fusun olmuş. Uğla olmuş. Yani bu dedi şeye de gitseniz alandan da havaalanından da döndürürler. Değişecek dedi. Biz çabuk onu değiştirdik. Çünkü ama mahkeme açma. Siz diyorlar Füsun'sunuz. Çünkü eski defterlere bakmışlar. Her şeyi bilgisayara geçirmişler. Bilgisayara geçirirken de ilk kaydı da Füsun diye kaydetmiş. Füsun diyor ki ben bu kadar senedir Füsun'um. Bu saatten sonra Füsun olmayacağım. O zaman geçeyim dedi. Yani tabii. Orası bitti, bize. Bize. Bu sefer bizeye başlıyoruz. Füsun şu belgeleri hazırlamış. Evet, ne belgesi? Sanatçı olduğunuza dair bir belge istiyorlar. Füsun Hanım diyor ki, Merve'ciğim, yani hem beni bu dünyanın en önemli sergisiymiş davet ediyorlar, bir de sanatçı yok, gitmişim. Yani bu gibi zorluklarla çözerek mi? Benim için ayırdıkları bir odayı gördüm. Orada bir pencere vardı. Üç tarafında da kapı vardı. Yani ortaya bir şey yapmak zordu. Caroline de dedi ki bu cam kapalıydı ince bir şeyle. Açacağım ben bunu dedi. Çok sinir bu dışarısı görünsün. Sonra aşağı indik. Bu senin odan dediler aşağıdan da. Baktım şey, kargalar uçuyor. İşte o zaman aklıma geldi. Oraya bir perde yapıp kargaların dansı diye. Şeyde geçenlerde Sarfinaz Hanım geldi. Ergun Hanım. O diyor ki bana şey hanımlar şeyde konuşuyorlarmış. O işleme ne işlemesi diye, kargaların nasıl yapmış diye birbirine soruyorlarmış Twitter'da. Öyle dedi bana. De, yani benim yapmak istediğime uygun bir işle yaptım. Yoksa iş bildiğimden değil. Yani herhangi bir şekilde o işi nakış... Nakış olarak değil. Değil. Evet, yalnız o şey perdelerin böyle bir yollu olduğunu eski zaman perdelerinde onu bilirdim. Yani o hoşuma da giderdi o. Ya aylarca kendiniz... Aylarca, her gün. Evet. 3 ay falan? 3,5 defa. Ve sabah başlayıp... Hava kararına kadar. Evet, evet. Onu hazır olan işi. Fakat onunla da ilgili yine şimdi hep konuşulan bir konu, kavramsal sanatın ne olduğu, ne olması gerektiği. Şimdi Füsun Hanım'ın işte o zincirlenmiş sandalyesi daha evvel 93 yılında sergilenmiş olan işte bir zincirlenmiş üstünde de bir isim tabelası Füsun Hanım yazıyor. Sandalye bu. Şimdi önce biz sandalyeyi göndermek istedik. Sonra dediler ki Füsun Hanım dedi ki gerek yok bir sandalye alsınlar koysunlar zincirde bağlasınlar için. Şimdi Almanlar bunu anlamıyor. Biz espres bayedir. Nasıl sandalye? Acaba hiç önemi yok. Bir sandalye işte. En çok bulunan sandalye koysunlar. Evet, o ne kadar mail almışsın da bana telefon ediyorsun. İşte yollayayım sana, nereye yollayayım diyorsun. Bende yok mail. En sonunda bir şey geldi. Kırtasiye. Bu arada kırtasiye de bu işin bir parçası. Bu sandalyeyi biz geçen sene... Evet.
Aynen, o sandalye. Evet. Ama o ciddi bir... Murat Bey'le beraber geziyorduk bunu, Murat Morava'yla beraber. Evet. Bana dedi ki, Eli dedi, bu sandalyeden anladığın zaman, o zaman resmin zirvesine ulaşmış olursun. Evet, yani o zaman üniversiteye geçmiş olur. Yani bu sandalyeyi, bu sandalyenin değerini bilmen lazım. Böyle bir yorumda bulunmuştum. İşte o. Ama bir sınavım için işte o sandalye herhangi bir sandalye. Çünkü orada anlattım. Yani şey, neyi ifade etmek istiyorum? Bu sandalye, bu kelepçelerle neyi ifade etmek istiyorum? İşte dedi, o zaman dedi üniversiteye girmiş olacaksın. Şu anda ilkokuldasın. Çok güzel ifade. Sonra şeyler gitti değil mi bu? Dosyalar benim. Kaç kere gitti size? O dosyaların taranması ne kadar sürdü? Oldukça uzun bir süre. Evet. Merve ve Gizem, o dosyalar. Ha, bir de öyle bir şey yani tek arşiv neticede. Kaybolmaması lazım. Yani çok büyük sorumluluk. Onları biz devraldık ama çok büyük sorumluluk. Hani böyle şey kuryeyle bağlı. Sonra o şeyin ütülenmesi değil mi? Evet. Bir kola vardı, ütüleyip yok sert olmayacak, bilmem ne olmayacak. Tabii şey derken yumuşadı. Buruştu tabii yumuşadı. Ütü. Kasa'da aslında hani küratörlerin nasıl çalıştığı ile ilgili ve yani benim için çok etkileyici bir şeydi. Karolin'le siz konuşurken yani dokumentanın artistik direktörü. Karolin sizin de hani bir yönde kitaplarla ilgili, daha önceki yaptığınız işlerle ilgili ama size bambaşka bir noktadan hatırlıyor musunuz o konuşmaları? Yani bana bir şey mi düşündürmeye çalışıyor acaba diyordunuz? Böyle bir şey vardı. Neydi o hatırlıyorum? Yani Karolin'in sizin okuduğunuz kitaplarla ilgili ve işte bir takım yerler seviyordu. Evet. Evet. Evet, evet. Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü bu aslında küratörlerin şu dönemde çalışma biçimini biraz da anlatıyor. Evet, ilk nereye gittik de bir şey... Eskiden toplama kamplarında çalıştırılanlar mıydı onlar? Bir eski bir şey, yani dini bir yerin bir parçası ne diyorlar? Oraya gezdirdiler. Yani maksat neticede sanatçı yani oraya. Acaba oradan da ilham. Site spesifik bir iş yapması için oranın işte ruhunu anlatmak, bütün bölgeyi gezdirmek, hani oradan bir ilham alıp bir şey yapsına teşvik etmek. Evet, bir de şeyler artmış herhalde bu neo-naziler hani bir örnek olursa diye ama biz zaten şeyde Cendere'den çıkmış gibiyiz. Ertesi gün oluyor bu. Gece kaçta geldik? 9'da mıydı? Otele girdikti bir gün evvel. Ertesi günde baştan aşağı şey diyor, artık dedim bu bize fazla cender oluyor, içimiz kapı karar. Üst kata da çıkalım, üst katta da bir şey var. Alt katta da bari Merve sen yürüme diyorum. Tahta şeyler. Sonra şeye, arşive götürdüler bizi. Ne görmek istiyorsunuz dedi. Merve dedi ki biz bir şeyi yani burayı talep etmedik dedi. Siz bizi getirdiniz dedi. Bana sordu bir şey istiyor musun? Yok istemiyorum. İşte orada eski bu dokümantiye giden sanatçılar yazışmaları onlardan birini Koşut neydi birileri de Joseph Beuys falan yazışmalarını okumak ister misiniz? Yani belki onlarla ilgili bir şey yaparız. Sonra nereye gittik de? Editör. Ha bir de şey kitap var mı şeye? Ha ki bir resim çektiler ne oldu o Brothers, şey? Green Brothers. Ha Green Brothers o kitaplarda oradan bir şey alır mıyız çocuk hikayeleri? O daha görmemiştim ama yani şey yani anlatılıyor. Ortada ben sandım ki bir oyuncak çıkacak karşıma, bir şey çıkacak, resimli kitaplar. Onlar değil, tarihçesini konuşuyorlar onun. Tarihçesini konuşuyorlar, sonra da en eski birinci edisyon, bakın işte bu da bizim arşivimizde
Hani hiç bizi ilgilendirmiş. Sonra editöre gittik. Editör size dedi ki size bir metin yazacağım. Evet, metin yazacağım dedi. Sonra da dedi size ama okumanız gerekiyor, okuyun dedi. Ben niye okuyayım dedim. Yani o sizin fikriniz, benim işlerimden gördüğünüzü yazıyorsunuz. Benim okumama gerek yok ki dedim. O da bir şaşırdı. Hani bazı sanatçılar düzeltmemi istiyorlar dedi. Yok dedim, nesini düzelteyim sizin. Ona da daha benim hoşuma gider. Yani görüşüm benim de. Ben bir şey düşünmüşümdür, onun yazdığı daha ufuk açar. Yani işte genelde böyle olmuyor. Yani daha fazla önemsenmek, daha fazla altının çizilmesini isteyen ve bunu empoze eden çok insan var. Sanat için olmuyor. Zaten dokümantada geçti. O şey demişti. Dedi ki burada kaç sanatçı vardı? 120 mi vardı? Yani çok. Dedi ki ilk defa dedi böyle bir şeye rastladım dedi. Herkes birebir yazdırmak istiyor yani kendi işiyle ilgili. Sizin yazınız, ben niye kontrol edeyim? Beni ilgilendirmiyor sizin ne yazdığınız. Burada şey yaptı, gerçekten hayatta onun da bir deneyim olmuştu. Ama tarihini mi yanlış sen ısrarla ama ben hep de Füsun Hanım dersin. Ama şu tarih mi yanlış diyor. Bak ne dikkat et diyor Merve. Evet, yanlışlık var işle ilgili bir şeyi yanlış yazmışlar. Yani tarih mi yanlış yazmışlar? Yani isimle yanlışlık var. Ya da isimle bir şeyde yanlışlık var. Ha tamam doğru haklısın yanlışlık var. Evet. Yani tek konuda yanlışlık var. Ama sonunda bir fotoğraf ters asıldı kitapta değil mi? İlhan Hanım'ın da söyledi. Bir fotoğraf ters asıldı işler. Öyle miydi? Ha. Aslında şey benim bahsetmeye çalıştığım şuydu. Bir şekilde size okuduğunuz kitaplarla ilgili yani öyle bir konuşma vardı Karabül Esin'in arasında. Okuduğunuz daha önce kitaplarla ilgili nelerde ilham aldığınızla ilgili o hani başka bir şey keşfettiğini, şuna mı gönderme yaptığınızı, buna mı gönderme yaptığınızı. Göstererek söylüyordun. Hani o diyalog benim için mesela çok enteresan bir diyalog. Çünkü siz de evet okudum ama hiç ilgisi yok. Her şeyin sorunun cevabı böyle bir şeydi. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Ve şeyi de ben çok kitap okudum işte şeyde de. Yani küçükken çok Amerikan, Üsküdar Amerikan'da. Yani İngilizceye ilk başladığım sene dili çok sevdimdi. Yani yabancı bir dilde de kitap okumak mesela Sefilleri böyle cilt cilt onları kitap okuyordum. Sonra işte şeyden sonra bilhassa Amerika'da burada da Sartre okumaya başlamıştım. Amerika'da da bu şeyden sonra felsefi kitaplar okudum. Fakat ben motomot şeyi hatırlamıyorum. Yani oradan bir şey alıyorum kitaptan. İçselleşiyorum ama ne aldım bana sorsanız da okuduğunuz bir cümle söylesem yok ama şeyde de öyle olduydı. Hadi Barada da hocam akademideyken bir şeyler havadan sudan bahseder büyük bir ufuk açılırdı yani bir adım atardım. Ama neydi o? Hem de mesela satranç oynar mısınız? Günlük olaylardan bahseder. Ama büyük bir şey olduğunu anlardım. Yani soyut olarak alıyorum şeyi okuduğumdan da. Şeyde de müzik severim ama şeylerini bilmem. İsimlerini, cisimlerini, kiminmiş.
Yani birdenbire mesela karşımda bir müzik çıksın isterim. Ben açıp da dinlemeyeyim de kendi kendine birdenbire gelsin. Bu şeyin kitabı gibi. Üniversite zamanında ya da Amerika'da okurken böyle etkilendiğiniz ya da takip ettiğiniz var mıydı? Yoktu. Yoktu. Yani çok kendimden doluydum belki şeyde de öyle, akademide de. Hadi Baray'a çok severdim hocam. Her söylediğini yani o geldiği zaman kalbim çarpardı ne diyecek diye. Ama derdi ki yukarıda şeyde kütüphaneye çıkın. İstediğiniz, sevdiğiniz bir heykeltıraşı taklit edebilirsin ona benzer bir şey. Fakat onda ne değişiklik yaptığını, niçin onu sevdiğinizi söyleyin, kabulüm derdi. Hiçbir şeye, kütüphaneye gidip de görmedim. Çünkü heyecanlanıyordum ve kendim bir şey yapmak, bir de etki altında belki kalmaktan korkuyordum. Neydi bilmiyorum ama hep kendim yapmak. Çünkü çok mesela büste başlıyorum yahut bir nüye başlıyorum. Hemen beni şeye geçirdiydi, canlı Hadi Bara. Benden yani 3 senedir şeyden, cansız modelden, antiklerden yapanları ben hemen birinci sömestrede canlı şeye geçtim, nüye geçtim. O öyle heyecanlanıyordum ki o planları görüyordum, takip ediyordum. Ve ilk başlangıçta da o kadar çok heyecan duyuyordum ki şeye giderdim. Akademinin önünde ineceğime bir Emirgan'a kadar otobüste giderim. Çünkü ilk kuruluş önemliydi bende. İlk içten kuruluşu işte bir demir şeyin içine tel bağlayacağım, onun şeklini alacak. Ve ilk heykel içten dışa doğru büyümesi. Yani bazı şeylerin, heykelleri görüyorum içinde cansız, yapışmış yani böyle. Öyle olmasını istemiyordum. Ama sonra onun üstüne ekleye ilave ederek planları kuruyordum ve ilk şeye nasıl giderse başlarsa öyle gidiyordu. Ve o heyecan, aynı heyecan yani şey yapana kadar, figüratif çalışana kadar sürdü. Çocuklukta yaptığım, 9. sınıfta yani yaptığım bir at heykeli var, ikili bir at heykeli mesela. Gözümün önünde canlandırabiliyordum onu. Bakmama gerek yoktu. Şeye geçtiğim zaman şimdi yani o sırada istediğim zaman ama mesela bana bir at çizlesem belki o sırada çizemezdim ama o atları yapmak istediğim zaman onu gözümün önüne getiriyordum. Hiçbir şeye bakmadan getiriyordum. O heyecan sonra yani başka onun şeylerini genişletmek istedim. Soyuta geçtim artık. Heyecan duymamaya başlayınca soyuta geçtim. Aynı heyecan da onda başladı. Biyennaldeki işinizi de anlatır mısınız? İstanbul Biyennaldeki işinizi. İstanbul. Fısıltı. O işi de desenini çizmiştim, deseni duruyordu. Yaptırmaya fırsat bulmamıştım. Yani marangoza gideceğim, yaptıracağım. Öyle duruyordu. O sırada bir kuratör geldi. Necmi, işte İzmir'de dedi bir bienal var dedi. Sempozyum mu ne? Karma dedi. Bir şey istiyordum dedi. Benim böyle bir şeyim var dedim. Aman onu yaptır dedi, gördü. İşte yaptırdın mı, yaptırıyor musun? Telefon ediyor, az zaman kaldı. Öyle bir zamanda işte şimdi de bir iyi bir marangozumuz var Kuzguncuk'ta. O eskisi değil, o kaybettik, öldü ama çok iyi bu da. İşte onun başında durdum, hemen anlıyor o da. Ben onun teknik kısmına karışmıyorum. Böyle bağlanması gerekir diyor. O çizime göre çıktı. Fısıltı. Onun eksilmesinin gittikçe eksilen bir hali var. Onun anlamı
Onun anlamını... Yine o müzikle mi ilişkili? Evet. Nefesler mi tükeniyor bilmiyorum. Evet Gülçin, tabii bu yakında hep bütün işlerimde o hakim. Şeyde de, Maçka'da da bir sergi açtım son günlerde. Şey, o da kare kare onun şeyleri. Onlara şey yapıştırdım mesela, asitat kağıt. O aynı büyüklükte, bir uçlarını kaldırıp ataç koydum renkli renkli. Her gelen ay ne kadar müziği duyuyorum diyordu. Bir nişte bir de girişte onlar vardı. Flamenco'da da onun. Şeyde, taksamak bir tane sergide. Evet. Burada resmi yok ama onun. Yok değil mi? Yok mu? Yeniden yeni herhalde. Yahut resim çıkmamış iyi. Evet, biraz onu bir tasvir edebilir misiniz? Çünkü gerçekten müziğin sesini duyuyorum. Flamenco. Nasıl başlıyordu? Çekiç. İlk önce şöyle bir şey var. Ayakkabı, yumuşak şeyden, kumaştan. Sonra çekiç yoktu içinde. Ne vardı? Aynı çekiç. Teller gidiyor. Sonra o şöyle bir kumaş parçası, dantel gibi bir şey gözüküyor. Sonra şeyler, büyük çekişler, şeyli şuraları siyah şeyli gibi, papyonlu gibi, erkek gibi önünde duruyor böyle öyle. Ondan sonra bir kırmızılı şey, hafif şöyle üstünde şey olan telden yuvarlaklar sanki. Kız dönüyormuş gibi önünde. Bir şeye gene erkek bir şeye, en sonunda hızlanıyor. O şeyler çok hızlı oluyor. Daralıyor çemberi üstünün şeyden, yaldız altın şey tel. Ayaklarda da gene çekişler, küçük çekişler. Fakat küçük çekişlerde kırmızı bir parça, büyük çekişler şey kırmızı, onun da bu boynundaki siyah yavaş yavaş çözülüyor. Ve en sonunda gene bir gong diyor, bitiyor. Kaç çekişti onu unuttum. Büyük küçük, ince çekişler. Amerika'dan döndüğünüzde pişman mısınız? Değilim. Yani orada başka olabilirdi ama belki buradaki o mücadele de bana daha iyi geldi. Amerika'da da olabilirdi herhalde ama bilmiyorum. Belki Amerika'da çok meşhur olurdum, onu bilmem. Şeyde de beğenmişlerdi. Şimdi ilk ben şeye girdiğim zaman, Maryland Institute'ye girdiğim zaman işte bana şey diyecek, yol gösterecek, işte master için bir kitap yazılıyor ve sergi gibi aynı fotoğrafları çekiliyor onların. Onlar konuyor, sunuluyor jüriye. Onları şey etmek, tezimi hazırlamak için bir şey, profesör yahut öğretim görevlisi seçmem gerekiyor. Benim daha yoktu. Bir şey gelmiş, bir başka türlü bir atölyede çalışıyordum, daha seçmemiştim. Bir visiting profesör gelmiş, ayda bir mi, iki ayda bir geliyor. David Hare. Beni çok beğenmiş işlerimi, bu kim demiş. Ondan sonra bana bir hanım, Yunanlı hanım, Pusu sen benim atölyeme gel dedi. Atölyesine gittim. Şeye, çalışmaya başladım. Alçı tabii, etraf kirleniyor. Geldi, Fusu dedi, ama sen çok kirletiyorsun dedi. Şimdi bugün dedi şeyler gelecek dedi. Fon topluyorlarmış işte atölyeleri güzelleştirmek için filan.
para. Onlar gelecek dedi. Böyle pis görecekler. E dedim daha iyi ya, yani çalışılıyor. Ama sen böyle diyorsan, o parayı tercih ediyorsan ben giderim dedim. Yani klasik çalışan birinin atölyesine gittim. Orada çalıştım. Şeyde gelirdi işte ayda, yılda bir şeyler gelirdi. O bizim profesör gelirdi. Sonra bana sormaya başladılardı. Türkiye'de de böyle mi çalışıyor? Evet, böyle çalışılıyor diyordum. Yani şeyi de görmedim. Çok çalışıyordum. Alçıyla çalışıyordum. Bir gün eve yorgun argın geldim. Alçılı üstüm. Bir arkadaş geldi. Çok güzel bir sergi var dedi. Çok beğeneceksin. Yok istemem, yorgunum dedim. Bana bir şey tarif etti. Birden kafamda bir heykel canlandı. Ay onu mu yapmış diye koştum gittim. Yoksa benim kafamdaki canlandırdığımla ilgisi yokmuş. Geri döndüm de hemen. Yani daha çok kendimle doluydum yapmak istediklerim. Sergilerle pek ilgim yoktu. Vaktim de yoktu zaten. Hani o sıralarda çok civcivli zamanda deniyor. Ben farkında değildim. Okulda olanların sergisi, mesela öğretmenler, resim öğretmenleri sergi açar. Onlara da gittiğim zaman sataşırdım mesela. Şey, genel evi yapmış birisi. E niye bunları hor görüyorsun diye. Ay benim başka resim... Ama hiç kızmıyorlar. Koskoca öğretim görevlisi orada. Benim başka resimlerim de var yani atölyemde. Yani kavga etmek mümkün değildi. Ben kavga etmek istiyordum ama çok anlayışlıydılar hep. Yolda yürürken mesela propaganda yapıyorlar, işte seçim var. Ben Amerikalı değilim, anlamadın mı? Niye beni durduruyorsun yolda? Maçka, ama Maçka diyorum şey müsaitti o zaman, yoktu fazla başka galeri. Taksim Galerisi vardı. 83'lerde falan başka özel galeri o zaman bir süre açılmış Maçka, ama ben gidip ben de burada açayım mı demem ben. Ben teklifi beklerdim hep. Nihayet geldiydi teklif, ondan sonra gittim oraya. Teklif gelene kadar hiçbir özel galeriye gitmedim. O taksim yani belediyenin de o zaman. Onların da kendine göre bir jürisi varmış. İşte başında çok zorluk gösterdiler. Hatta orada oturan bir hanım ikinci sergi açılışımda bana dedi ki, şimdi dedi bir İngilizle açıyorsun dedi. İngiliz seni dedi böylece toplayıp işlerini atacak kapıya dedi. Göreceğim dedi. İngiliz'le çok dost olduk. İngiliz çok beğendi benim işlerimi. O, hatta uzun zaman şeydene kadar, vefat edene kadar da mektuplaştıktı. Kamusal alanda şeyde 50. yılda Hakkı Karayiğitoğlu'ydu, ön ayak oldu. Bizleri seçti. Fındıklı Parkı'na bir heykel yapmıştım. Sonra işte şey düzenlemesi, park düzenlemesi diye yıkıp atmışlar onu. Atmışlar. Evet. İlhan soruşturdu. Ne oldu diye yazdı, etti. Öyle bir şey bilmiyoruz dediler. Resmini yolladı. Hiç yanıt gelmedi. Atılmış. Sonra bir tane de şeyde olduydu, ben şeye yapmak istedim de, bir yarışma kim ya açtıydı onu, İstanbul'un değişik yerlerini ama biz seçeceğiz, ben Üsküdar'ın İskele'den sonraki parkı seçmiştim.
şey yapmak istedim oraya, bir ağaca şey zincirle, ama zincir ağaca, dala zarar vermiyor. Zincir geliyor, ucunda bir pandantif şey var. Ne derler onu, hani böyle künye yazılır, yuvarlak. Etrafı onun da şeyli, demir süslü, o toprağa saplanıyor. O zincirde şeyler var, camlar var. Hani oradan Üsküdar'ın güneşi, güneş batışı çok şeydir. Pitorex, onlar parlayacak o camlar zincirde ve şeyde de, üstünde de Üsküdar'ın asırlar boyu aldığı şeyler, isimler yazıyor. Onun yani künyesi yazıyordu. Kaç yılı? Onu unuttum. Proje olarak kaldı yani? Proje olarak kaldı, seçmediler, beğenilmedi. O şey var orada, Üsküdar'da. Biraz daha ileride Meriç Hanım'ın bir heykeli böyle, onu da kaldırmışlar şimdi, göremiyorum. Ama jüri onu seçtiydi. Şu anda yerinde demirden tutuyor. Evet. Öyle mi? Gördünüz, görmedim. Şeysi o, tabii o zaman şey de çok artmıştı da, ondan da belki anlaşılmadı. Onun böyle bir mermerden yaptıktı. Artık teknoloji çok ilerlemişti benim bunu yaptığımda. Flamenco kitapta varmış. Var mıymış? Evet, tekir yok çünkü sergilenmemişti daha. Fotoğrafı da fotoğrafı vardı ama şeyde, elde böyle tutup da gölgesi değildi. Onun için onları koymamış herhalde oraya. Meraklıdır, biter bitmez de böyle tutup çeker ama o gölge olmadığı için. Bir de son olarak tekirin hikayesini paylaşmış. Efendim? Tekir'in hikayesi, 2009'da çok sevdiğimiz bir tekirdi, kapıya geldi. Çok efendiydi, aldık, hastalanmıştı. Yara olmuştu, bize sığındıydı. Kapıda uyurdu, giderdi, yemek verirdik, girmezdi içeri, elletmezdi. Bir yara oldu, o zaman aldık içeri, 3 gün dinlendi, gene sokak diye tutturdu. O zaman anladım ki hani evde de kalabilecek, işte veterinere götürdüm. Eve aldık onu. Bizimle 7-6 sene yaşadı. Böbrek hastalığı geldi. İşte serumlar, şeyler. İlk önce yanlış doktora mı götürdüm bilmiyorum. Haplar veriyordu. Sonunda iyi bir veteriner bulduk. Her gün sabah akşam eve geldi. Serum verdi ona ama kurtaramadık. Böyle omuzunda oturur, serumunu alır. Bir gün işte serumu, sabah akşam serumunu aldıktan sonra şey bekliyorum. 2:30 nedense. 2:30'da saat herhalde serumu aldığından geçtiği zaman iyileşecek diye. 2:30 derken ayak ucumda ben de uzanmışım. Birdenbire böyle bir şey uçtu. Bir tüy, böyle bulut siyah havaya gitti. Birdenbire kalktım, ayak ucum, ondan evvel de benim göğsüme yattı. Sanki bana veda eder gibi. İşte dalmışım o bulut gibi şeye gitti, kalktım, nefesi bozulmuş bir anda. Saat 2:30'da gitti. Onun üstüne uzun zaman bir şey yapamadım. O zamandan başladı, yavaş yavaş ne yaparım, hep onu düşünmek istedim. 2 sene falan çalışamadım, o şey üzerinde durdum. Bazı çizimler elime geçiyor, o zamanki yaptıklarım. Hep bir gölgesi, gölgesi. En sonunda bu şekli aldı. Bunu yaptım, bu işi yaptım. Hepsinin hikayesi var. Bütün yaşantımız yansımış da.
onun yaşadığı yerlerde de istedim. Mesela şey, kitapla ben bir şey koysam o da uzanır, koltuğun üstüne çıkar, önünde bir kanepe var. Oradan çekmek ister, o da uzandığı gibi. İlhan fotoğraflarını çekmişti onun. O küçük fotoğraflardan, yani ben kendim şeyle büyüttüm, bakarak büyüttüm. Bir şey kağıda, beyaz bir kağıda çizdim, büyüttüm. Sonra o kağıdı şey edip kesip kumaşa koydum. Kumaşı kestik. Kumaşı şeyin üstüne o tül gibi şeye aplike edip onu da üstünü doldurup, yok onu da arkasını doldurup ondan sonra da çevresi, odası hangi pozluysa onu yaptım. O 6 tane diye de şey etmişti. Sonra işte başka işler çıktı. 6 tanesi çıkmadan sergiye çıktı. 5 tanesi çıktı. 6'sını bitmek mümkün olmadı. Şey çıktı işte. Araya bak. Fotoğrafları var ama Plevneli'de. Bana da... Yani gördüğü güzel fotoğraflar. Evet, onları bana yolladı. Var onlar. Onlar... Onlar ilk de zaten ondan, o 6 tane şeydeki yerine, galeristeki yerine onu düzenlemiştim ilk de. Ama olmadı, benim işte tekir hastalandı. Moskova Biyaneli'ne gittim. O da dediydi işte şeyin olduğu zaman sen, tekirin de iyileştiği zaman açarsın diye. Tekir de bu hastayken, ondan biraz evvel, ne zaman çalışmaya başlasam üstüne gelip oturuyordu. Sanki orada onu istemiyor, kendi işi orada olacakmış gibi. Hep engellediydi beni. Evet, sizi çok soru olan var mı yoksa? Yorulmadım. Şu anda yok. Şu anda şey vardı. Onu yeni bitirdim. Gitti. Avusturya'da, Viyana'daki Makgaleri'de bir grup sergisine gitti. O da gene böyle bir ışığı düşen. Orada orada şey var. Bir kelebek. Ama şeyle bu. Cam boncuklarla. Yani hem de ışığı düşer dedim. Yere yahut duvara, nereye yansıttılar. Katalondaki şey... Duvara yansıtmışlar. Tekrar oradan geri mi gelecek? Geri gelecek. Kitabındaki kitabındaki fotoğraf hiç güzel değil ama, değil mi? Kitapta tabii serginin görüntüleri yok. Önceden ki konmuş sergidekinin şeyi. Sizin hiç var mı? Var var. Kelebek. Var ama belli değil bir böyle duvara, yani kendi asılmadan dediğine göre asılmadan evvelki hali. Hani şöyle İlhan da çekiyor, öyle bir çekilmiş, bir de şöyle bir şey yapmışlar. Beşik gibi, torba gibi. Yani güzel bir şey değil. Ama kendi değilmiş öyle. Mekanı güzeldi. Değil mi? İlhan da ona bozuldu. Benden çok İlhan bozuluyor. Ay hiç güzel değil diye o, ben onu teselli ediyorum. O çok dikkatli bunlara. Ben çok dikkatli. Ben de kitap ilk geldiğinde heyecanla kitabı hepsini de tek tek okur. Ben çok böyle yazılanları da okumam. Okuyor. O hepsini okuyor. Dikkatli okuyor. Tarih var galiba, yanlış olan, bilmiyorum ki o tarihleri o kadar kontrol etmiştik.
Öyle öyle. Çok ilgilenirdin, çizdin. Yani o beğendiği zaman da itimat ederdim yani. Bazen mesela böyle bir şey çizdim diyorum, ha iyi diyor. Sonra böyle, aa bu çok iyi diyor mesela. Öbürüne de ha iyi diyor ama. Ciddi bir production sergilerin şeyinde o maç ama şeydeki sergiler, hele büyük büyük salonlar, yaptığım işler sonra malzeme bulmak çok zordu. Bir plexiden bir iş yapabildim, içinde böyle gölgeler, normal şey, günlük hayat, insanlar ve tabiat, bir tane daha küçük mavi şöyle yuvarlak bir ay gibi bir şey içinde tabiatı. O plexiyi bulmak için ne kadar dolaştık İlhan'la. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, plexiyi aldık, kesecek adam yok. Şeyi yok, o plastikleri, naylon, mavileri, ay dolaş dolaş dolaş. En sonunda nerede, Kapalı Çarşı'nın arkası, Perşembe Pazarı mı bir yerde. Bir de soruyorlar insana, ne yapacaksın? Biz bir top alacağız o mavide. Anlatıyoruz, anlamıyorlar. Ne yapacaksın? Abi bir de şey diyorsun. Ne yapacaksın? Olmaz. 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 O çiçekli kontrpuanda da yapıştıracak bulunamıyor. O birbirine eklenecek, o naylonlar tepesi kapanacak, etraf kapanacak. Aman zehirli yapma diyorum. Yok ben yaparım diyor. Neydi o şey? Ayakkabıcıların bir şeysi. Onlarla, bali mali, onlarla yapıştıracak. Sonra şeyi, etrafı plexiden, o plexinin etrafı şey olsaydı, alüminyum olsaydı, alüminyum da zaten bulması da zor. Çok pahalı olduğu için ahşaptan yaptık. Hani ahşaptan olmasaydı o yaşayabilir, olurdu bugün. Ama ahşap olduğu için şey demedi, yaşayamadı yani. Ben de çok yer tutuyor zaten ahşap olduğu için. Çabuk söktüm. Benim de yararıma oldu ahşap olması. Kolay oldu. Sonra o bir plexinin parçasından bir küçük bir şey yaptımdı. Oradan çıkan bir şeyle. Onlar çünkü çok büyük yer kaplıymış olacaktı. Ama modern bir ofisine verdiğim mesela atölyeye sığmayacak diye oraya bıraktınız değil mi? Santrala bıraktım onu. İşte o ilk yaptığım, buraya geldikten sonra 70 sergisine çıkan germe tuvalden. Evet, için ahşap elle yapılmış. İkimiz çalıştık İlhan o ahşapları, şeyleri. Hatta konu komşudan çocuklar geldiydi, bir çivi de biz vurabilir miyiz diye içine. Öyle bir yapı. O zaman hırsız yoklamıyordu evi çok. Biz babamdan sonra kiraya vermiştik. Aşağı katını yazlık geliyorlardı. Aşağı katında da kiracı vardı. Ben atölye lazım olunca hemen gelir gelmez orayı boşalttık. Oradaydı atölyem. Biz yazın annemler Kadıköy'de kiradaydık. Oraya gidiyorduk kışın. Yılbaşında gidiyorduk. Hırsızlar da danmış oldu. Hani eskiden parmaklık yoktu hiç. O 70 sergin parmaklıksız güzel içeri girdiydi. Hatta biraz büyüyor ama İlhan onları da hesaplıyor. Mesela çıkarken hesaplıyor, kapıdan nasıl çıkacak. Dönüşte aldırmıyor İlhan mesela. Kamyoncu diyor ki, ha bunlar Taksim havasında büyüdüler mi diyor. Ne oldu bunlara diyor. Yok ben meşgul olmadım diyor. Şöyle döndür böyle gir diye. Öyle giriyordu. Sonra hırsızlar da dandı biz yokken. Mesela bir nü, cam içinde bir nü vardı.
o heykel benim heykellere dokunmuyorlar. Odada çalışırken o heykelin üstünü örtmüşler. Nüye bakmak istememişler. Mesela ama heykellere dokunmuyorlar. Oralı bir şeyler, oranın tepeden inen birileri biliyorlar. Hiç onlara dokunmuyorlar. Ama para etmediğini de biliyorlar herhalde. Şey, bir gece kalmışlar. Bedri Rahmi'nin kitabını okumuşlar. Ve orada Bedri Rahmi'nin bana hediye ettiği bir resmi indirmişler. Bu sergi için gittik, yerde bulduk onu. Şeyinden, çerçevesinden çıkarmışlar, hazırlamışlar. İşte bu heykel de çıkarken, şimdi parmaklıklı evden çıktığı için üst katın parmaklığından, balkonundan hırpalanarak çıktı ve orada hırpalanmış, güzel tamir ettiler. Onu da çok severdim, işin tuhafı. Yerde tutmaz, köşede duruyor. Ben de şey alınca öbür işleri, bunu hediye edeyim dedim. Telefon ettim, söyledim. Sonra Emre başka bir iş için, bu diğer bir sergi için Emre Baykal beni aradığı zaman işte şeyleri niye sergiledi orada bilmiyorum. Dedim ki o büyük heykelde orada mı ikili atsız? Yok dedi. Bir daha bakayım dedi, gitti orayı aradı, şeye sordu, santrala sordu. Yok. Kamyona binmiş gibi duruyor. Şeye yollanacaktı deposu. Santralın değil, neydi? Evet, arterin deposu. O da uzak bir yerdeymiş, bir yerde. Oraya aradı, buraya aradı, yok, hiç ses yok. Yani kayboldu, yok oldu, gitti koskoca heykel. Efendim, kamyoncu ya şaşırdı, onu kötü bir şekilde tuttu. Bilmiyorum, koskoca heykeli kamyoncu ne yapsın? Yani onu ne sandılar? Belki kamyonla geri döndüler. O da orada bir şey diye. Yani yok oldu. Yani onu da 40 yılda bir sevdiğim bir şeydi. O bir köşede duruyordu. Yer tutmuyor. Yani tutuyor ama o köşeye bir şey konmaz diye, böyle yuvarlak bir o şeyin köşesi. Orada duruyordu. Geldiğinden beri orada dururdu. Burada da yaptığım yok. İlk değil. İlk şeyde oldu. Teknik üniversitede beni işte şey dediler. Ercüment Kalmık'la Şadan Beziş mimarlık bölümünde onlar seni anlar dedi birisi. Akademiye gittiğimde yani asistan olmak için falan şey dediler, bana da böyle bir şey hocam verir mi, master dediler. Hiç ilgilenmediler. Seni işte şey anlar dedi, birisi söyledi Ercüment Kalmık'la Şadan Bey'e gittim ama onlar işte yorumlarda bulundular, tam istediğimiz gibi sanatçı, tam düşündüğümüz, bugünlerde bunu düşünüyoruz, seni şey edelim dediler. Alman profesör var, şey bir yöntem öğretiyormuş şeylere, heykel gibi bakmak, heykelle ilgili mimarlara, Reuter diye, ona gösterelim. O da aa dedi, tam aradığım adam, işte aldı beni. Sen de dedi benim söylediklerimi de tercüme edersin dedi, yavaş yavaş dedi. Bir şey var, başka bir heykeltıraş var orada. O benim söylediklerimi söylemiyor diyor. Ben diyor yeni bir yöntem hazırlıyorum, bu kadar para alıyorum, buraya gelmişim diyor. Yerleşsin istiyorum diyor. Bu adam diyor kendi bildiğini okuyor gene. Yani bana verdikleri bunca para diyor, boşuna gidiyor diyor. Ben seni bırakayım istiyorum diyor. Fakat benim arkamdan saçı uzun diyorlarmış. Kim o? İşte kadroya alınamadı, misafir kadrosuna. Bir gün şey geldi oradaki bir hademe. Seni almak istemiyorlar dedi. İsterseler hademe kadrosundan alırlar dedi. Saçı uzun diye adım çıkmış. Bir gün işte seni dedi buranın kürsünün başkanına götüreceğim dedi. Paltonu giy dedi Reuter. Paltomu giydim, saçımı çıkart. Saçını çıkartma dedi.
Peki dedim. Bir yere üst kata çıktık. Ben de sanıyorum bahçelerden geçeceğiz. İşte şey dedi, bunu almak istiyorum. Şöyle iyi, böyle iyi dedi. Beni bir hanıma, Leman Thompson'muş mimar, met etti. Aşağı indik. Sonra dedi ki, seni dedi uzun saçlı diye anlamıyorlar dedi. Şu sömestr tatilinde dedi, bir heykel yap da dedi. Anlasınlar dedi. Alçıyla çalışırım dedim. Bu Biennale'de gösterilen şöyle çatlak gibi olan o. Onu yaptım. Sevindi Reuter. Dedi ki şeye göstereceğim şimdi. Evet, evet. Onu göstermiş Thompson Hanım'a. Demiş ki onu ben şeyde sokakta görsem bir tekme atardım. Taş parçası bile değil demiş. Leman Hanım. Leman Hanım söylemiş. Sanat tarihi böyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Sizlerle tanıştım. Çok keyif aldım valla. Böyle hiç konuşmam değil mi? Şey bilir. Evet. Merve bilir. Evet. Evet. Yani aşkımız ya. Yani. Şey, röportajlar da benim çok hoşuma gidiyor. Soru böyle uzun 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 teoriler bir şey. Hüseyin ben evet. O kadar ya. Arkasında o didaktik şeyler şeylerle yani hoşuma gitmiyor. Yani seyirci de içten yaptığını anlıyor. O şeye örnek onu gösterecek. Yoldan geçenler yani. Eğer kendini, aklını, yüreğini hepsini korsan, sadece onu düşünürsen o anlaşılıyor. Yani sanatçı anlamıyor, ben bunu yapıyorum, onu kabul etmiyorum. Halk anlamıyor diyorlar. Onun seviyesini yükseltmek gerekiyor. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.